Evet arkadaşlar, bu gezen tavuk, köy tavuğu dediğimiz böyle bir alanım var benim. Gördüğünüz gibi tavuklar yeşilliklerde yayılıyorlar. Burada bir kümesimiz mevcut. Şimdi burada benim size anlatmak istediğim şey şu. Bu işin tavuğun yumurtlama noktasında insanlarda şikayet çok. Yani tavuğum az yumurtluyor, niye yumurtayı kesti gibi. Arkadaşlar, internette de bu konuda bir sürü bilgi var. Yani şunu ver, bunu ver falan diye de. Buradaki ben size hiç böyle şeye gerek yok. Lafı dolandırmaya da gerek yok. Tavuğun arkadaşlar, önce bir doğasını bilirsek veya tavuk evcilleştirilince niye fazla yumurtladı, olayı daha iyi anlarız. Normal evcilleştirmeden önce doğadayken tavuk arkadaşlar yılda 10 tane yumurtluyormuş, biliyor musunuz? Yani yılda 10 tane yumurtlayan bir hayvan bu. Daha sonra insanlar bunu tabii evcilleştiriyor ve tavuğun yumurtlamama sebebi arkadaşlar tamamen açlığından kaynaklanıyor. Açlıktan kastım önüne attığınız yem değil. Yani ben doyurdum, verdim, öyle değil. Yemliğinde yem her zaman olacak. 24 saat o yemlikte arkadaşlar yem olacak. Yani en önemli şey bu. İkincisi, unutmamamız gereken yine çok önemli bir şey var. Niye köy tavuğunun veya işte köy yumurtası diyoruz, 1.50 kuruşken birini 1 lira veriyoruz ya. Onun sebebi şu: bu gezen tavuklar arkadaşlar her zaman az yumurtlar. Bir enerji sarf ediyor. Sarf ettiği enerji de yumurtaya yansıyor. Hani var ya bu şeylerde hibrit, işte bu fabrikasyon tavuklardaki olay ne? Arkadaşlar hareket alanı bırakmıyorlar, görmüşsünüzdür. Ne yapıyorlar orada? Küçük bir kafesin içinde önüne yem, su ve habire yumurtlasın. Hareket ettirmiyorlar. Enerjiyi harcayan tavuk yumurtadan kesiyor bunu. Onun için o tavukları küçük küçük alanlara hapsediyorlar. Hapsettikleri için de tavuğun yumurtlama verimi yani %85-90'dan aşağı düşürmüyorlar. Siz gezen tavuk yaparsanız gezen tavukta mutlaka veriminiz kapalıya göre biraz daha düşecektir. Ama ne olursa olsun kesinlikle yemliklerinde her zaman bu yumurta yemi dediğimiz yemden vereceksiniz. Yumurta yemleri yeterli bunlara. Böyle tabii hayvanları salarsanız arkadaşlar burada ne alır biliyor musunuz? Burada hayvan doymaz. Burada bol bol vitamin, protein ihtiyacı olan gıdalar alır hayvan. Yumurtaya tabii ki ona göre de lezzetini katar. Ama dediğim gibi yumurtlamasının en büyük özelliği 24 saat boyunca önündeki yemlikte bunların her zaman yem olacak. Bakın bunu yapın. Hatta şey deneyin. Hiç yapmayanlar, bilmeyenler varsa kapalı tut mesela. Kapalı tutarsan önünde de yemini koy. %80'lere çıkar yumurtlama oranı. Hareket alanı daraldığı zaman tavuk dolayısıyla yumurtaya veriyor. Hareket çoğalttığı zaman, enerjisini azalttığı zaman veya harcadığı zaman yumurtaya yansıyor. Tamamen her şey bu. Tavuğun üretim, mesela soğuklarda niye tavuk yumurtayı kesiyor veya azaltıyor? Tek bir sebebi var. Isı için enerji harcıyor. Enerji harcadığı, ısınmayı harcadığı için de yumurtayı kesiyor. Onun için sıcak alanda tavuğu tutarlar ki yumurtayı kesmesin diye. Yani hava soğudu, yumurtayı kestiğindeki maksat aslında odur. Enerjisini ısınmaya harcadığı içindir. Bunların işin bu temel püf noktaları değerli kardeşlerim. Yapacağımız iş belli bizim. Buna göre en önemli şey 24 saat boyunca dediğim gibi önünde yemini vereceksin. Tavukları salma işine de belli bir saat belirleyin. İşte ben öyle yapıyorum akşamları. Gün batımına 1-2 saat kala salıyorum hayvanları böyle. Çünkü sen sabahtan akşama kadar salsan da bu hayvan yemeyecek arkadaşlar. Yem yemeden hayvan doymaz. Burada çıkarttığın hayvan kendine evet midesine kursağına bir şeyler atar. Ama her dakika solucan, böcek bulacak diye bir şey yok. Yeşillik, ottur falan yiyor bu. Ama hiçbir zaman yumurtlamasına da yeterli gelmez. Hayvanları protein ve besin alması için akşamları belli bir saatlerde salın. Vitaminlerini toplasın. Geri kalanı kapalı tutun ve dediğim gibi 24 saat önde yumurta yemini eksik etmezseniz verimin arttığını çok rahat görürsünüz değerli kardeşlerim. Yumurta verimini arttırmanın size ben işin asıl temel bilgilerini verdim. Bunlardan yola çıkarsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan tavuklarınızın yumurtasının arttığını göreceksiniz. Şunu içine koyayım, bunu içine koyayım. Ya tamam, gıda falan verirsin de o ara beslemek ayrı bir şey. Biz mevzu işte onu verdiğinde yumurta arttı değil. Ben onu atmaya çalışıyorum. Tamamen tavuğun enerjisinin harcamasıyla alakalı değerli kardeşlerim. Tamamen tavuğun enerjisini harcamasıyla ve senin ona verdiğin yemle alakalı. Yani bunun yemliğini cimrilik yapıp da hani böyle gitsin orada az vereyim ben. Çünkü yemin çuval olmuş 110 lira arkadaşlar. Yani işte yemi azaltayım, doğadan beslensin, yumurtayı da alalım dediğim zaman o zaman çok ciddi bir verim düşüklüğü olacaktır. Siz yemini sürekli 24 saat yemlikte bulunduracaksınız.
belli bir saatlerde de 1-2 saat hayvanı salarsanız vitamini, protein de ona alacaktır, proteinlerinde ve veriminiz artacaktır. Sabahtan akşama kadar salarsanız hayvanı, hayvanın verimi düşer değerli kardeşlerim. Düşer verimi yani. Onun için ona dikkat edin. Ha tabii şey var, salmaktan kastım da çit çeviriyor adam, böyle küçük bahçe yapıyor veya tavuğunu. O salmaktan kastım bu değil. Bak ben salıyorum. Hiç çit mit yok burada. Komple şeydir burası. Açıktır. Her taraf açıktır burada. Hiç öyle çit mit yoktur bizim buralarda. Böyle ben salıyorum. Hayvan geziyor, dolaşıyor. İşte kendi gıdasını, proteinini buradan alıyor. Ben beslemesini yapıyorum. Ama dediğim gibi 24 saat her zaman yemininde bunun yemi mevcuttur. Ve şu anda bu tavukların verimi değerli kardeşlerim %80-85'lerde verimi bunların. Bu dediklerimi ben daha önce uygulamış biriyim. Yani şu mantıkla gittim ben de. Sabahleyin bir miktar yem verdim. Saldım bunları. Ya saldım, çayıra var ya, saldım. Arkadaşlar %30'a kadar düştü ya. Yani düşüyor. %30'a kadar düştü. Burada şu çıktı tabii. Benim hep denemelerimden bu. Hayvanı kapatacaksın. Yemini eksik etmeyeceksin. Yayılmasını da biz sonuçta köy tavuğu yumurtası vereceğimiz için veya gezen tavuk, hayvanları mutlaka proteinini dışarıdan alsın diye de akşam belli saatte salacaksın. Ki hayvan doğadan da beslenmesini yapsın, yumurtasına bunlardan aktarsın. Bu verdiğim bilgiler benim tamamen benim edindiğim, uyguladığım, yaptığım şeyler. Lafı da uzatmıyorum. Sonuç olarak ne diyoruz? 24 saat yemliklerinde bunların yem olacak. Hayvanı fazla gezdirmeyeceksin. Belli saat aralıklarında hayvan besini alsın diye böyle yeşil alanın varsa, yoksa da hiç salma. Yeşil alanın yoksa hiç salmana bile gerek yok. Böyle eşilik varsa, bulabiliyorsa o zaman sal. Kupkuru yaz yabana salacaksan hiç salma. Bu senin yumurta verimi düşürecektir. Ama varsa böyle yeşil alanın, belli saatlerde salarsan dışarıdan beslemesini de yapmış olursun. Hayvan proteinini almış olduğu vitaminleri yumurtasına da aktarmış olur. Bu şekilde size ben bilgilendirmiş olayım. İşinize yarayacaktır değerli kardeşlerim. Hepinize hayırlı günler.